Elimde tutmakta olduğum Xiaomi'nin Mi Band 7 modeli belki de bu yılın en çok aranan ürünlerinden bir tanesi olacak. Mi Band 7 bize de neler sunuyor? Bu videoda hep birlikte bir yakından bakalım. Kendisi kutudan çıktı bu arada bileğimde. Onu da söyleyeyim hani bileğimde görenler olabilir. Detaylıca şu ürüne bir yakından bakalım. Tabi ürün daha ülkemizde resmi olarak satışa çıkmadı. Bu ürünü edinmem de bana destek olan Teknove'ye buradan sonsuz teşekkür ediyorum. Teknove'in de Instagram sayfasını aşağı bırakıyorum. Kendileri gerçekten birçok alanda hizmet veren bir Tekno Market diyebilirim sizlere. Adından da zaten Teknove'yi anlayacağınız üzere bir teknoloji yolu hakikaten kendileri bir gider bakarsınız özellikle Scooter falan arıyorsanız mutlaka göz atın derim. Mi Band 7'ye gelince elimde bir Mi Band 6 yok. Açıkçası heyecanla Mi Band 6 arayayım, telaşını da kenara bırakıp doğrudan sizlere ürünü aktarmak istedim. Çünkü ürün özellikle Xiaomi severlerin ve bugünlerde bir akıllı bileklik almak isteyenlerin bence sıklıkla aradığı ve merak ettiği de bir ürün diye düşünüyorum. Ekranını sizlere anlatmakla başlayayım lakin bu üründe zaten ultra büyük değişiklikler bence Mi 6'ya göre yok. Ekranına baktığımızda Mi Band 7'nin ekranının artık biraz daha büyüdüğünü ve ekran kası anlamında bir tık daha estetik bir boyutta bizlere geldiğini görüyoruz. Önceki modelde bizleri karşılayan 1.56 inçlik ekran yeni modelde Mi Band 7'de 1.62 inçe çıkmış durumda sevgili arkadaşlar. Tabi bununla da yetinmemiş Xiaomi tarafı. Daha önceki modelde 450 nit olan parlaklık seviyesini bu modelle birlikte 500 nit seviyesine çıkarmış. Bu da bizlere gün ışığı altında daha güzel bir görüşü sağlıyor. Bir de tabii ki amulet bir panelle geldiği için bu cihaz güneş ışığı altında ya da çok aydınlık alanlarda görüş anlamında bir problemle karşılaşmadığınızı sizlere net bir şekilde aktarmak istiyorum. ve evet, Ekrandan bahsediyoruz. Ekranda bulunan her zaman açık ekran özelliğini de atlamadan sizlere aktarayım. Gayet güzel arayüzlerle yapmışlar. Özellikle arayüzün aynısının doğrudan bir her zaman açık ekrana dönüşüyor olma efekti oldukça hoşuma gitti. Genel anlamda ekranda yapılan yenilikleri beğensem de ben açıkçası bu üründe artık bir Otomatik parlaklığı da beklerdim. Yani ne yalan söyleyeyim bir otomatik parlaklığı bu ürünü keşke çok görmeseymiş Xiaomi tarafı. Bence bu önemli bir eksi olarak Mi Band 7'nin hanesine yazılmalı. Çünkü fiyat seviyesi ve yani belki ülkemizde tabii ki bu fiyat seviyesini satılıyor. Avrupa'ya ve Çin pazarına baktığımızda yine standart fiyatlarda satılıyor ama fiyatı falan bir kenara da koysak artık 2022'deyiz ve bir sonraki modeli 2023'te çıkacak düz versiyonu açısından konuşuyorum şu anda. Çünkü bir de beklenen mi Band 7 Pro isimli bir bileklikle saat karışımı bir ürün var. Hala çıkmadı. Belki bugün yarın çıkar. Ama o üründe muhtemelen o özellikleri olur ama ben artık bileklik tarafında da bu otomatik parlaklığın olmasını beklerdim diye yalan söyleyeyim. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Bu arada kanalıma abone olup beni desteklerseniz ve tabii ki kanalıma her zaman sağladığınız desteklerinde devamını benimle buluşturursanız beni sonsuz mutlu edersiniz arkadaşlar. Kanalım sayenizde gayet iyi gidiyor ve tabii ki desteklerinizi benden esirgemezseniz bu videoyu beğenirsiniz. Kanalıma abone olursanız ve bir de yorum bırakırsanız beni sonsuz mutlu edersiniz. Mi Band 7'ye döndüğümüz zaman ise bu kadar yenilik yapılan bir cihazda tabii ki pil tüketimi otomatik olarak artacağından ötürü bu üründeki pil seviyesi, yani bir bileklikten bahsettiğimiz için bana sorarsanız önemli ölçüde arttırılmış. Daha önceki modelde 125 mA olan pil, yeni modelde 180 mA çıkmış ve yine bizlere 14 güne varan bir pil ömrü sunulmuş durumda. Videonun girişinde de söylediğim gibi ürünü 14-15 gün kullanmadım. Doğrudan sizlere aktarmak istedim. Ancak kullandığım gün zarfında sizlere şunu söyleyebilirim. 14 günü pilin görmesi çok da mümkün gözükmüyor. Çünkü ben tüm özellikleri yani aktif olabilecek tüm özellikleri açık bir şekilde kullandığımda bu ürünün pilinin yaklaşık 9 ila 10 gün kadar gidebileceğini de sizlere aktarabilirim. Tecrübelerinden yola çıkarak ve günlük pet de ben not alıyorum çünkü aldığım notlardan ve yaptığım testlerden çıkarak sizlere gönül rahatlığıyla aktarabilirim. Buradan sizlere pil ömründeki pil testindeki durumu da bu şekilde özetlemiş olayım. Mi Band 7'de bazı spor modları eklenmiş. Yani cihazda 120 taneden fazla bir spor modu var. Ancak sensör anlamında bir yenilik olduğuna dair herhangi bir bilgiyi ben bulamadım internette. Bayağı bir araştırdım. Ancak böyle bir bilgiye ulaşamadım. Fakat cihazda tabii ki beklediğimiz ve olması gerektiğini inanacağımız bazı özellikler var. Çünkü bu bileklik 800 TL bandında satılan bir bileklik. Dolayısıyla bizlere sunacağı özelliklerin de belli veri standartlarının üstünde olması gerekiyor diye düşünüyorum. Ve bu özelliklere de baktığımızda aslında cihazda nabız ölçme, kandaki oksijen seviyesini ölçme, uyku takibi, stres takibi gibi birçok özellik bulunuyor. Bu özellikler yaptığım karşılaştırmalarda sorunsuz ve sıkıntısız bir şekilde çalışıyor. Bazen stres ölçme konusunda bence biraz yavaş kalıyor. Yani bayağı beklemek zorunda kaldım bazen stres ölçerken. Bu benim stresimi arttırmış olabilir yani biraz daha. Biraz daha hızlı ölçmesini bekledim çünkü ama süre uzayınca o sabit beklemeye ya da çok hareket etmeme zorunluluğu beni bir tık germedi değil arkadaşlar. Yani o stres konusuna bir değinmek lazım. Tabii ürünü kutusundan çıkarttığınızda bu arada hazır aklıma gelmişken sizlere de söyleyeyim. Bir Türkçe dil desteği yoktu benim elimdeki üründe. Bu ürün muhtemelen ithal gelmiş bir ürün. Yani paralel ithalat dediğimiz markanın kendi ithal ettiği bir ürün olabilir. Zaten sizlerin de şu sıralarda temin edebileceği bilekliklerin çoğunda muhtemelen benzer şekilde sizlerle buluşacaktır. Ve Türkçe dil desteği olmayan bu ürünü kurduktan sonra bir güncelleme geldi cihaza. Güncellemeyi yaptığımda çok rahat bir şekilde dil seçeneklerinden Türkçe'yi seçtim ve yoluma devam ettim. Onu da söyleyeyim hani ilk açtığınızda niye Türkçe yok gibi şeylere kapılmayın, heyecan yapmayın. Güncellemeyi yapın ve arkanıza yazsın. Spor anlamında ve diğer detayları sizlere aktardım ve burada eklemek istediğim bir şey var. Kandaki oksijeni ölçüyor bu cihaz dedim sizlere. Kandaki oksijeni ölçmekle kalmıyor, bir de belli bir seviyenin altına düşerse sizlere uyarıyor. Yani özellikle bu dönemde böyle pandemi yaşadığımız bir dönemde hala bitti desek de ne kadar bittiğine inansak da bir şekilde devam eden bu koronaya da biraz daha destekleyici bir ürün olmuş olduğunu söyleyebilirim. Çünkü biliyorsunuz koronanın aslında en büyük şeylerinden bir tanesi kandaki oksijen seviyesini düşürmesi ve bu bileklikler ve bazı saatleri de güncellemeyle gelen o özellikle aslında birçok insan bunları kullanmıştı pandemi döneminde. Dolayısıyla bu özelliğin bu bileklikte yer alıyor olması da bence önemli bir avantaj olmuş. Tabi böyle sensörler anlamında çok büyük bir farklılık yok ya da bazı detayları bulamadım gibi şeyleri sizlerle paylaştım. Ancak size şunları söyleyeyim Mi Band 6'ya göre Mi Band 7 bir tık daha akıcı olmuş. Yani ben o ürünü şu anda bulup yan yana koyup karşılaştırmadım ama ikisini zaten bildiğim için Mi Band 6'yı kullanma fırsatına eriştiğim için ve kendimce karşılaştırma testlerimi yaptığımda Mi 7'nin bir tık daha akıcı, bir tık daha hızlı ve tepkilerini daha oturaklı bir şekilde bizlerle buluşturduğunu söyleyeyim. Zaten bu olması gereken şey bu arada. Yani bir yeni model bileklik çıkıyor. Bir öncekinden tabii ki biraz daha performanslı olacak olmazsa zaten bir hata var diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu kayda değer bilgiyi de sizlerle paylaşmak istedim. Mobil uygulama üzerinden Mi Band birçok detayını kontrol edebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun arasında istediğiniz her şey var gerçekten. Gördüğünüz üzere saat arayüzleri, nabız özellikleri, stres özellikleri, kandaki oksijeni ölçme gibi yani bu üründeki tüm özellikleri mobil uygulama üzerinden rahatlıkla kontrol edebiliyorsunuz arkadaşlar. Arama konusuna gelince ise genel aramaları reddedebiliyorsunuz. Ve bir konuşma desteği zaten yok. Bu bir akıllı bileklik sonuçta. Bir saat özelliği ya da bir saat bizlere böyle vadi sunmuyor. Dolayısıyla bir arama özelliği ya da arama anlamında da böyle bir detaylandırabileceğim bir şey yok. Hazır yeri gelmişken yine ekleyeyim. Bir sıkıntısı var bu ürünün ki o da şu. Emojileri gösteremeyebiliyor. Yani sizlere bir emoji geldiğinde ekranda böyle kare ya da işte üçgen vesaire çıkabiliyor. Bunun önemli bir eksi olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Hani bu birçok bileklikte birçok saatte çözülmüşken bu üründe de bence çözülmeliydi. Artık Mi Band gerideyiz yani 7. modeldeyiz ve 2023'e kadar bir yenisi gelmeyecek bir modeldeyiz. Dolayısıyla hani bir yıl sonraya kadar bekletmeden belki yazılımla çözülebilir bu arada bu. Yani yazılımla çözülebilecek bir şey olduğunu da düşünüyorum büyük bir ihtimalle öyledir diye de kendimi inandırmak istiyorum ve yavaştan da genel değerlendirmeye doğru devam etmek isterim sevgili dostlar. Şimdi bu ürünün fiyatı yaklaşık 800 TL bugünlerde. Bu videoyu çektiğim bugünlerde. Ben ne zaman videoyu çekmişim? Valla şu anda göremiyorum ama bugün ayın 4'ü ya da 5'i yani 4 Temmuz'da ya da 5 Temmuz'da bu videoyu sizler için çekmiş bulunuyorum arkadaşlar ve bu tarihler dediğim gibi 800 TL bu ürünün fiyatı. Ben bu ürünü bu fiyata alır mıydım? Vallahi ben bu ürünü bu fiyata almazdım arkadaşlar. Ben hangi ürünü alırdım? Onu sizlere aktarayım. Ben Mi Band 6'yı alır geçerdim. Çünkü Mi Band 6 ile Mi Band 7'nin arasında ya arkadaşlar çok iyi olmuş bu özellik. Ya bunu kesin alın diyebileceğim bir özellik farkı ne yalan söyleyeyim ben göremedim. Yani ya Mi Band 6'yı alırdım ya da gider bir akıllı saat bakardım. Hani yine farklı fiyat seviyelerinde. Ama Mi Band 6 500 TL seviyesindeyken bu ürün 800 TL aradaki 300 TL'yi vermeye Açıkçası benim gönlüm çok da razı gelmedi. Yani 100 lira olsa aradaki fark tabii ki bir üst modelini alın derdim. Ama siz yine ben bir üst modelini alacağım, ben en sonunu kullanmak istiyorum gibi bir kullanıcıysanız yani ben en son çıkan modeli kullanmak istiyorum diyorsanız tabii ki alabilirsiniz. Üründe bir sıkıntı olduğunu ben görmedim. Bir problem olduğunu da görmedim. Ancak bir Mi 6 kullanıcıysanız sizler yani Mi 6 bilekliğiniz varsa gerek yok. Mi Band 6 bilekliğiniz varsa gerek yok. Mi Band 7'yi e almayın. Hatta Bence bütçenizi zorlayıp da Mi Band dediği de almayın. Yani Mi Band 6'yı alın. Sizin için gayet yeterli olur. Onda da kandaki oksijeni ölçme gibi gibi birçok özelliği var. Düştüğünde size haber vermiyor olabilir. Siz de kendiniz takip edersiniz. Bakarsınız gün içine birkaç kere. Kandaki oksijeni düşmüş. Aa sıkıntı var gibi bir müdahale bulunursunuz. Yani öyle çok 300 liralık bir aradaki fiyat farkını vermeye değer mi değmez mi? Ben açıkçası kararsız kaldım. Ancak tabii ki genel anlamda sorunsuz bir biriklik olduğunu, yakışıklı olduğunu, güzel olduğunu ve tabii ki daha uygun fiyatlı olmasını da dilerdim sizler için ve benim için. Ancak bugünün şartlarında 800 TL'lik bir bileklik olmuş. Sizler nasıl buldunuz Xiaomi Smart Band 7, Mi Band 7 artık ne demek istiyorsanız bu bilekliği yorumlara lütfen yazın. Sizce ben yanlış mı düşünüyorum. Bu konuda da beni olumlu ya da olumsuz lütfen eleştirin yorumlarda. Yani Mi Band 7'yi mi almalı, Mi Band 7'yi Yerine Mimet 6'yı mı almalı sorusunun cevabını sizlerden de bekliyorum. Lütfen yorumlarda fikrinizi belirtmekten kendinizi alıkoymayın diyeyim. Ve efendim bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın. Bay bye. bye.